Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Berger, Beyoğlu'ndaki hain terör saldırısı ve Türkiye'nin hava operasyonuyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Diğer Alman siyasiler de Türkiye düşmanlıklarını gözler önüne serdiler. Türkiye'nin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyindeki çeşitli noktalara yoğun hava ve topçu harekatı yaptığına dair haberleri gördüklerini belirterek, İstanbul'daki korkunç terör saldırısından sonra Alman hükümetinin, Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açık şekilde ifade ettiğini hatırlıyorsunuzdur. Terör örgütünün veya Türkiye'de onunla bağlantılı grupların sorumluluğuna ilişkin mevcut emareleri de çok ciddiye alıyoruz, diye konuştu. Berger, terör örgütünün Avrupa Birliği'nde terör organizasyonu olarak listelendiğini aktararak, Türkiye'nin eylemlerinde meşru müdafaa hakkını kullandığını ifade ettiğini söyledi. Türkiye'yi orantılı hareket etme ve bu bağlamda uluslararası hukuka saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz, diyen Berger, gergin olan durumu daha da artıracak bir şey yapılmasından kaçınılmasını istedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece ve bu sabah Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği hava saldırılarına Alman politikacılardan akıllara zarar tepkiler geldi. Sosyal Demokrat Parti, SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den, FDP oluşan koalisyon hükümetinin küçük ortağı FDP'nin dış politika sözcüsü Jülich Lehte, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Erdoğan devletler hukukunu ihlal ederek Suriye ve Irak'taki Kürt bölgelerine saldırıyor, aynı zamanda İran Kürt kenti mabata giriyor. Her iki durumda da çok sayıda sivil kurban verildiğini hesaba katmak gerekir. Bu tartışmaya açık olmayan tutumu kınıyorum. Artık nihayet oraya bakmalı ve harekete geçmeliyiz, ifadelerini kullandı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser 2 günlük resmi ziyaret için pazartesi günü Türkiye'ye gidecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya gelecek olan Faeser'in gündemindeki konular arasında terörizmle mücadele de bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.